Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah yedi bir günahtan sakınma. İki ayrı günahlar, günah-ı kebair, günah-ı sagair deniyor böyle. Günah-ı kebair, büyük günahlı anlamına geliyor. Günah-ı sagair de küçük günah anlamına geliyor. Şimdi bu akşam inşallah tabi bunların sayısı çok günah kebairlerin. Yedisini inşallah nasıl olsa aşkına çalışırmışlar. Yedi bir günah inşallah böyle. Günahı sagair artık farkı şu fark aralarında var böyle. Küçük günahlar abdestle, namazla falan affoluyor bunları böyle. Büyük günahlar gelince özel tevbe gerekiyor bunlardan, büyük günahlardan. Farkı bu. Hadis-i Şerif, Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Nisa'yı'da. Aleyhisselam Hazretleri, İçtenibu seban mubikati. İçtenibu, sakının böyle. İçtenab, sakının böyle. İçtenab, cel, yan demedi şöyle. Yani şu yan kaçının, sakının. Neden? Yedi büyük günahattan, mühlikat. Yani insan helaka götüren yedi günahattan çok sakının bu peygamber bize öğüt veriyor. Yedi büyük günah böyle. Şimdi genelde günah deyince onun tam farkına varamayız belki günahı böyle. İki bunların özeli var günahların. Bir dünyada kalbi karartır muhtemelen böyle. En kötüsü bu. Kalbi karartır böyle. Gönül doğasını kaybeder gönül böyle. Yani imanı zevkini tadamaz. Dinde de fazla içine girmez dine de böyle. İkincisi ölümle başlayan, kabir devam eden ahiret azabı. Allah korusun böyle. Kâl yarasa ve mâ hünne. Sordu sahabe, yarasa ne? Nedir büyük günahlar? Nedir bunda yedi günah, büyük günah? Kâle aleyhisselam, peygamber buyurdu. Eşşirki billah, birincisi Allah'a şirk koşmak, şirk. Şirk, şerik, ortak anlamına gelir. Allah Teala Celle Celaluhu bir varlığı Allah ortak eş koşmak anlamına gelir böyle. İster peygamber, ister evliya, ister melek olsun, ister sapın biri olsun böyle şey. İnsanlar ne hikmetse muhteremler, Nuh Aleyhisselam zamanından beri Allah şirk koşma, putlaşma dönemi başladı ona göre böyle. Yani bazı kişiler, insanlar Allah'a eş koşuldu bu insanlar. İşte görüşleri, bilgileri, kültürleri, zamana göre neyse bunlara önem verildi. Allah'a da bırakıldı. Onlara tapınma başladı, insanlar başladılar böyle. Bu her zaman devam eder. Bu arkada kesilmez. Yani şeytan olduğu sürece devam eder. Günümüzde de mesela İdeolojiler böyle, sabık ideolojiler böyle. İnsanlar peşine gidiyorlar. Allah korusun böyle. Şirkin karşılığı tevhiddir, tevhid. Tevhid, Allah'a birleme, bir bilmecine söylüyor. Bu nedenle kelime-i tevhid deniyor bunun da anahtarına. Nedir bu? La ilahe illallah. İmanın da anahtarı bu. İman da birinin şartı bu. İslam'ın şartı bu. İnsan da o kâmilin şartı bu muhtemelinde. Kelime-i tevhid böyle. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah, mabut yoktur böyle. Çünkü mülk onun mülkü. O da yaratan. Kim yaratıp yerleri gökleri? Kimin gücü yetirir bunu yaratmaya?
Yani insanlar efendim işte kurtarıcıdır, yok şu budur görüşlerini benimsiyor. Peki ama o da nedir o insanda? O insan o da eğer başlangıcı bir kan pıhtısı. Sonu mezarda süren bir leş. Yani ölüme çare bulamayan insan, ariz bir insanı Allah eş koşmuş, Allah korusun. Yani sapıklığın en aşağısı bu böyle. Lokman Aleyhisselam biliyorsunuz vardı. Lokman Aleyhisselam bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hatta bir sure adı da Lokman Suresidir Kur'an-ı Kerim'de. Lokman Aleyhisselam peygamber mi, evliya mı? Tam kesin bilmiyor böyle. Yani peygamber değilse büyük evliyullah kendisi böyle. Lokman hakimdir bunu. Hakim, hikmet sahibi. Oğla bunun öğütleri var oğluna böyle. Kur'an-ı Kerim'de. Bunu bir alayım inşallah. Buyuruyor. Bismillah. Ya büneyye diyor yavrusuna. Ya büneyye. Ey yavrucuğum. Bu ismi tesbihleyin buna. Yani böyle. Ey yavrucuğum. Allah'a şirk koşma diye. Allah'a şirk koşma. İnneşrik ile zulüm azim. Şirk en büyük zulüm, zalimlik Allah'a şirk koşma. Nedir zulüm? Haklı hakkını vermeme. Yani Allah Rabbül Alemin. Yer göğü yaratan Mevlam. Yerle, gökler, ahiret alemi, meleküt alemi, kabir alemi Mevlamızın gözetiminde, onun hükmünde muhtemelen. Yani ölen insan daha ölüm anında her şeyi görmeye başlıyor, gerçeği görüyor, uyanıyor insan. Hele kabre girince herkes dağılıyor. Derler. Bazı kişilerin cenazesi kalabalık olabilir, konvoylar, şunlar, bunlar sırası artık camiler taşar, dolar. Nereye kadar bu kalabalık? Mezar kapısına kadar mıdır? Mezar geldi mi ne oluyor? Acele gömülüyor. Hele hava soğuksa, yağışlıysa da acele ediliyor. Herkes gidiyor tıbbi işlemine, işine gidiyor. Tek başına kalıyor muhtemelenler. İşte kim Allah'a bir bilir celcali? Allah bir diye inanmışsa kişi, kim gün Allah'a bağlamışsa, imanı kuvveti ise, onu Allah'a yardım ediyor muhtemelen böyle. Yani mezarın işinde ancak ve ancak Allah'ın celali yardımı muhtemelen. Ne kadar dünya lider olsun, ben ne olursa olsun kişiler böyle, herkes orada güçsüz muhtemelen, aciz böyle böyle. Buyuruyor, inne şirke, Allah'a eş koşmak, le zulmün azim. En büyük korku, zulüm, haksızlık budur. Bir de şirki hafi vardır. Şirki celi denir, açıkça bir şey tapınma. İnsan olsun, bir şey olsun böyle. Ayak güneş tapsın size böyle. Bir de şirki hafif vardır. Gizli şirk. Bir de riya. Yani başlarına gösterişin güzel bir şey yapmak. Mesela namazını yanında kimse olmasa biraz daha acele kılacak böyle. Ama bakıyor ki yanındaki kişiler bunu böyle görmesin diye ne yapıyor? Ya da dikkat ediyor böyle. Bu da şirk olur muhtemelen böyle böyle. Yani Allah için yapmayacağı şeyini. Mesela bir cami çıkışında para toplanıyor. Ya da bir işte esnaf türü dükkanlara yardıma geldiler. Eğer kimse olması yanında mesela 5 lira verecek. Örnekten böyle. Ama yanında öyle insan var ki utanıyor ondan 5 lira vermeye de ondan 20 lira veriyor mesela. Nedir bu da bak bunlar? Şirki hafif deniyor bu Allah korusun. Yani örtülü şekilde Allah'a bir şirk koşmak. Yani o kimsenin hatırı için fazla vermek, fazla yapmak. Allah hiç olmuyor orada her şey herhalde böyle. Yani çok kaçınmak gerekiyor şirkten muhtemelen böyle. Kaçınmak gerekiyor. Allah'ın affetmediği günah Allah'a şirk koymak gerekiyor böyle. Bu ne gerekiyor bunun için böyle?
Kelime-i tevhide devam eder. La ilahe illallah. Bu iki ayrılıyor bu. Nefi, ispat dünyevi. Nefi olumsuz. La harfi. La ilahe, ilah diye bir şey yoktur böyle. İllallah ancak Allah diye cahil. O yerlerin göktür egemeni, o hakkı muhtemelen böyle. El-Melik-i Kuddüs Selam. Okuyor bu şeyde sabahla okuyor. El-Melik-i Melik. Yani egemen, hakim, hükümran. O da muhtemelen böyle. Her devletin başkanı ancak ülkesine geçir onun emirleri, kanunları. Baş ülkeye geçtirme, sınırı geçtirme ve karşı muhtemelen böyle. Hem Allah'ın hükümranlığı, azameti, dünyayı aşıyor, ahirete uzanıyor muhtemelen böyle yani. Yerde gökte o, deniz altında o, kabirde o, Allah'ın hükümranlığı muhtemelen böyle. Yani ne mutlu, Allah bilen, onu tanıyan muhtemelen, o inanan böyle. Allah'a teslim olanlar muhtemelen böyle. Ne mutlu onlara böyle. Demek ki yedi bir günahın biri ve en kötüsü, korkuncu Allah çok korkmak. İkincisi ve sihri, sihir büyü yapmak. Bak muhtemelen. Allah'a şirk koşmaktan sonra ikinci bu sırada bu geliyor adı şerifte. Sihir büyü yapma. Yapma, yaptırma. Büyücülük. Böyle bir şey var mı? Var muhtemelen. Aslı var. Aslı var böylece. Çünkü peygamber zamanında yapıldı muhtemelen. Peygamber yapıldı. Peygamber zamanında muhtemelen böyle. Medine'de bir Yahudi vardı. Adı Lübeyt denen Yahudi. Bu Yahudi de sihir yapmasını bilirdi. Kızları, iki kızı vardı. Onlar buna daha üstün mahirdi. Kızları sihirle büyücülükte muhtemelen. Asıl Yahudi bu sihirin kökeni Babil'le zamanla başladı. Çok geçti Babil'le zamanında sihir böyle. Bazı işaretlerle, efsunlarla. Fakat bunun çok şartları var ama tutması için de. Yani gecenin vakti, gününün vakti, yıldızların vakitleri, şunlar bunlar çok şartları bunlara böylece. Yani günümüzde bu ekmek kalmadı muhtemelen. Gerçi yaparlar, işte genelde çoğu da fotokopi. O zaman bilmiyorlar bir çoğu böylece bunu yapanlar. İşte bunu yaparlar ama tutmaz muhtemelen bilmeyince böyle. Usul çok usturuyor bu şekilde. Peygamber cevaplar büyüyor. Peygamberimize. Peygamber. Tuttu mu? Tabii hafif tuttu onu muhtemelen. Şimdi bu da bir nevi mikrop gibi, sihir büyü de. Şimdi aynı mikroplar mesela 10 kişiye bulaşır, bazılarının daha şiddetli olur böyle, bazılarının daha orta, bazılarının hafif geçer bazılarının böyle. Yani büyü de bu şekilde, yani büyü gerçek yapmasını kişi bilse bile, bu yok zamanımızda benim şeyim tanımda böyle, görüşümde böyle. Neden yok diyorum? Çünkü bunun kitabı yok muhtemelen böyle. Yani Babil'e, Sümer'den, şuradan buradan kalma, el yazılmış kitaplar vardır böyle bunlar ellerinde, el yazılmış. O zaman ki harfler değişik ama, yani Çivios denen harfler böyle. Şekiller böyle mesela, geometrik şekiller, şunlar bunlar böyle. İşte bunlar yapılıyor. Bu tabii zamanda el yazılmışlar bunları. O zaman ki yazı da kamış kalemle, adi kağıtlara, deriler yazmışlar bunları. Bir boya batırıp yazmış böyle. Tabii bu karışmış, şu yapmış. Ondan biri kopya alıyor. Ondan biri kopya alırken böyle her kopya alan bundan bir iki harfin değiştiği mi şeklini aslında yitirmiş oturan bu şekilde böyle böyle. Bu bakın bu yönden böylece. Yahudiler Süleyman Aleyhisselam'ın inanmıyorlar peygamber olduğunu muhtemelen, Yahudi muhtemelen. Süleyman Aleyhisselam aslında bin insanın kavminin peygamberidir. Baba Davud Aleyhisselam, ikisinin Yahudiler kavminin peygamber olduğuna. Ne diyorlar? Onlar padişah sultan diyorlar onların.
Ve Yahudilere göre Süleyman Aleyhisselam da sihirbazdı onlara göre böyle. Yani o sihir gücüyle cinlere, kuşlara, hayvanlara, insanlara hükmetti. Dünya hakim oluyorlar böyle. Elham buyuruyor, Süleyman küfretmedi. Şeytanın keferu. Ancak şeytanlardır küfredenler böyle. Süleyman Aleyhisselam zamanında çok ileri gitti o büyücülük. Aşırı derecede. Hep toplu kitap, toplama kitaplarını bunu tahtın altına gömdürdü. Tahtın altına gömdürdü bunları böyle. Ölümünden sonra onlar bulununca dedi ki Süleyman Aleyhisselam büyücüymüş bir yaptılar efendim. Halbuki Süleyman peygamberdir inancımıza göre. Üçüncü günah ve katil nefs. İnsan öldürmek. Ölüm, katil. Yani çok korkunç günahdır. Katil olmak Allah korusun böyle. İlk katili kim? Yeryüzünde Kabil muhtemelen. İlk katil muhtemelen. Kim öldürdü? Habil. Yani Kabil katil, Habil maktul. Öldürülen maktul denir, maktul denir böyle. İsmi bu sikası ile öldüren katil. İsmi var sikası ile böyle şey. Neden öldürdü onu böyle? Kadın yüzünden muhtemelen, kısaltan böyle böyle. Tabi o zamanki ilk insanlar bunlar. Adamın ilk çocukları bunlar çocukları. Adem Aleyhisselam'a gelen suftaki emre göre, yani o şirata göre, Havva anamız her zaman da çift doğurdu, ikiz doğurdu böyle. Bir kız, bir erkek olurdu böylece. Şimdi bu Kabil'le doğan kız, Habil'e verilecek. Habil doğan da Kabil'e verilecek böylece. Allah'ın buydu onlara böyle. Kar evli o zaman vardı bu şekilde. Ama bir kısıtlam var yine bunda böyle. Habil'e doğan Habil'e edinemiyor. Habil'e doğan kız Kabil'e, Kabil'e Habil'e böyle. Oluyor da böyle. Şimdi imtihan bu Allah'tan Celle Celaluhu. Kabil doğan kız çok güzelmiş. Habil doğan güzel değilmiş, çirkinmiş yani böyle. Kabil ne yaptı? Kendiyle beraber ikiz kardeşini onu elmek istedi böyle. O benim hakkım dedi böyle. Babasına direndi Adem babam Ali Sultan'ı böylece. Ve ne yaptı bu sefer? Habil'i öldürmek kararını verdi kardeşini verdi. Yani aklınca onu öldürürse ona düşen kız kendisine gelecek böyle. Aklınca. Ve öldürdü bunu böyle. Nasıl öldürdü? Ama tabii ok yok değil mi? Kılıç yok. Ancak bir kabataş dönmüyor böyle. Yani kabataş dönemi böylece. Hep gözü de Habil'i. Habil'i koyun çobanlığı yapardı. Koyunları vardı. Öyle baktığında çekmiş bir ağacın altına koyunlarını. Kendi yatmış, köyün başımın taş üzerine yatmış orada. Bir taş aldı, büyük taş aldı. Geldi Habil'in başına vurdu mörtlerine. Beni parçaladı bütün böyle böyle. Öldürdü. İlk katil yeryüzünde Kabil. Kıyamete kadar ne kadar katil olursa yeryüzünde her günahının bir misyonu yazılır şimdi. O sebep olduğum başıma. Allah kanıtına böyle. Mevlam buyuruyor ümmetli müminler müteammiden. Bir kimse öldürürse bir mümini müteammiden kasten, bilerek böyle. Yani kaza değil öldürürse hücizav cehennem. Onun yazısı cehennemdi. Doğru direkt vardır. Halde fiyâ o ebedi kalıcı olmak üzere böyle. Yani bu helal reyi bunu öldürürse, birini öldürürse onun yeri ebedi cehennem muhtemelen. Yani çok korkunç bir günah insan öldürmek muhtemelen böyle. Yani kişi icabında kendi ölsün ama öldürmemek muhtemelen daha iyi. Daha işte bu şekilde böyle. Şimdi gelin şeriatta, İslam hukukunda katil nedir cezası, katil nedir böyle. Mevlam buyuruyor, çünkü kısas hayatın. Kısas hayat ve Mevlam buyuruyor böyle. İdamdır muhtemelen.
Yani direkt böyle. Eğer bir insan bir mümini böyle kas öldürmüşse, bilip öldürmüşse, tabi illa bil hakkı öldürmek var bazı yerde. Mesela savaşta öldürülür. Kısasla öldürülür. Ama bir insan bunun dışında bir kimse bir mümini kastel öldürürse icabında kaçması gerekiyor derim böyle. Erkekte şu var bunlar. Bunları bırak bakalım ben böyle. Allah insan başına vermez tabi bu şeyleri inşallah böyle imtihanı. Şimdi nedir kalıncası muhteremler? Kısas. İdam. Kısas, aynı cezayı vermek. Aynı cezayı kısa verir. Kısas, aynı misliyle böyle. Şimdi katil, biri öldürdü. Bir kişi canı gitti. Bu bir. Yorun anne babası sağsa, onların tabii acısı kıyamet devam eder, ölecek. Evli eşi duluk kaldı, çocuk yetim kaldı. Şimdi olacak, bir iki de aynı olması gerekiyor. Bu da baktığı öldürülür, kısa öldürülür, idam edilir. Bunu ana babası ağlar, eşi dul kalır, çünkü yetim kalır muhtemelen böyle. Kısa bu şey böylece. Mevlam buyuruyor, kısa işte hayat vardır. Ya ulelebâ, lâ leküm tettekûn. Benim ülke hayatın, kısasın hayat var Mevlam buyuruyor. Yani kısasta, yani katil öldürmede hayat var. Neden? İşte bu caydırıcı sebebi muhtemelen böyle. Eğer ceza caydırıcı olmazsa etki muhtemelen böyle. Olmaz. Caydırıcı bu şekilde böyle. Yani kişi ne kadar kısa öfkelenir, sinirlense, o anda gücü yetiyor, silah da varsa böylece, ama tetiği çekemez muhtemelen. Yani bilse ki kendi öldürecek hemen böyle. Böyle. Kısa mı? Nasıl öldürülür? İslam'da kılıçla muhtemelen böyle, başla böyle böyle. En hafif ölüm kılıçla muhtemelen böyle. Yani öldüren kişi ne kadar katil olsa, suçlu olsa böylece yine burada merhamet gerekiyor. Ona acı çektirmeden fazla, işini yapmadan öldürmek. En kolay ölüm kılıçla muhtemelen böyle. Böyle yere çöktürülür, boy uzanır muhtemelen. Zaten gözleri bağlanır. Arakat enseden böyle bir kırışta gider muhtemelen böyle. Şimdi asıl olarak idam edelim. Asıl olarak mesela idam, sehpada ediliyor böyle. Bu boğulma. Çok zor muhtemelen böyle. Çok zor bu şekilde. İslam'da bir de şimdi bilinç, yani beyin, bütün merkezler beyinde. Acı bilinci hepsi buna beyinde bunların böyle. Canda kalpleri muhtemelen böyle. Şimdi kalple beynin ilgisi kesildi mi, yani baş kesildi anlamı muhteremler, bir şey anlamaz böyle. Anlamaz böyle muhteremler. Peki öldürülmesi şart mı kısasla dışı bunu ben muhteremler? Bunun başvuru yok mu? Var. Var ama kime ait? Ölenin, öldürülenin, ölen kişinin yakını ait muhteremler. Yakın böyle. En yakınlara muhteremler böyle. Eğer dilerse, ölen kişinin yakına dilerse, kısadan vazgeçer, yerine diyet alır. Para alır diyor ben. İslam'da da vazgeçebileceği bunda, hüküm onlara muhteremler böyle. Burada nedir hakimin görevi? Araştırmak. İslam'da okudu muhterem. Kadının yani görevi, araştırır böylece. Öldürmedin böyle. En aşağı iki şahit, erkek şahit olsun böyle. Kadın olmaz muhterem böyle. Olmayı. İki erkek şahit olacak böyle. Bunu adil olacak, adil. Yani haramdan sakınan, içki içmeyen, kum oynamayan, faiz yemeyen, saz, caz, şarkıları, bunları yapmayan, beş vakit namazını kılan kişi olacak, adil olacak muhtemelen böyle. Şimdi mesela iki kişi görmüşler, biz bunu öldürdü, bunu gördük. Buna tabi tekrar tekrar soru kalın muhtemelenler. Ne zaman öldürdü? Biri saat 5'te, biri 3'te diyor mesela. Olmadı. Nerede öldürdü? Nerede öldürdü? Öldürdü bu şekilde. İki şahit tutarsa bunların şahitliği ne yapılır? Hem öldürmez kızan böyle.
Şahitliğin durumu araştırılır şimdi muhtemelenler. Hangi cami namaz kılıyorsun? Cemaatin gitmiyor musun cemaata? İşte falan cami namaz kılıyorum. Tamam. İmamına, müezzine ve cemaata sorulur. Görüş burada. Araştırma yapılır böyle. Kişi tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Böyle camiye geliyor mu? Geliyor. Namaz kılıyor böyle böyle. Komşulara bunun durumu sorulur. Yani içki içmeyen, faiz alıp vermeyen, kum oynamayan, namaz kılan kişi ise, adil kişi ise demek ki Allah itaati var, Allah korkusu var kendisinde. Kavdum selamlar. Şimdi günümüzde tabi idam kaldırıldı. Yani Avrupa'nın şeyine uyurdu, Hristiyan'ın şeyine uyurdu. İdam kaldırıldı muhteremler. Ama ne oldu? İnsan ölmek çok kolaylaştı muhteremler. Çok kolaylaştı böyle. Hiçbir şey yok yani böyle böyle. Bir yolun şeyinde, ufak bir şeyden böyle, ufak bir şeyden böyle, tak 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 adam vurur muhteremler böyle. İdam yok muhteremler. Ne de idam? Psikolojik bir baskı muhterem insan böyle. İdam bir şey böyle. Baskıdır. Şimdi kadın bir şey karşı muhterem böyle. Kadının tek görevi, hakimin tek görevi araştırmak, şahitler adil mi değil mi, tutuyor mu sözleri, bu kesin kesin bu şekilde idama karar verir buna. Devletin başkanlığı karışan muhtemelen bir. Yok, affetmiş yok böyle böyle. Yani affetmeye karamadık bunları. Hangi devlet affetmez bunları, katilleri muhtemelen. Edemem, kulak için böyle böyle. Allah bile karışmadı bu kulaklığı karmaya. Yani bir insan şehit olsun böyle, eğer kulakı varsa Allah ona karışmadı başlamadı. Helal açtı başlamadı. Şimdi ne olacak? Ölen kişi en yakınları, velisi değil mi bunlar abi? En yakını, derecede böyle. Mesela oğlu varken kardeşi karışan muhtemelen böyle. Oğlu olmasın mı? O zaman karışık kardeşi böyle böyle. Oğullarına kaç oğlu var bunu denemek için? 5 tane oğlu var böyle. Eğer 5 oğlunun bir ittifakla kısas istiyorum, idam istiyorum derse öldürür muhtemelen böyle. Eğer biri kısastan vazgeçsin, kısa duruyor muhtemelen böyle, böyle. Bir de mesela ölen kişinin diyelim ki 5 oğlu var örnek olarak böyle. Ama biri daha küçük ama da biri. Daha ergen olmamıştır da bu şekilde. İmam-ı Azam'a göre beklenmez. Kısa böyle. Ama İmam-ı Meli göre, İmam Şafii'ye göre beklenir. Bak. O şürü ergen olsun. O nasıl oldu? Hürriş alınır böyle. O kısa diye onu nasıl idam eder muhtemelen böyle. Bir de velinin orada hazır olması gerektiği kısas idamda muhtemelen böyle. Bir gün Mekke'ye mükerremede ve bu genelde namazdan sonra yapılır, caminde yapılır böyle. Bir gün Mekke'ye mükerremede aşağı 30 sene önce böyle bir katil oraya getirildi oraya. Adam vurmuş, öldürmüş, kesin yaptı bu şekilde. El arkadan bağlı, gözle bağlı getirildi böyle. O kadı kimse o görevli hükmü okudu. İşte şu zaman onu öldürmüştü bu şekilde böylece. İşte şu ayet-i kerimeye göre idam kararı vermişti diye böylece. Çömeltirdi muhteremler. Cellat eline kıvvet tam kaldırdı. Varsen biri bırak dedi. Ben de kısada vazgeçtim dedi benim yaptım. Hemen attık kılıcını yere attım. Hemen kılıcı yere attık. Böyle. Ne yapılır? Diyet diye böyle. Alabilir muhterem. Tabi bunda anlaşmaya bağlı bu. Genelde %1'dir muhterem. İnsan hakkı. Şimdi bu dünya hukuku kuralında ölen kişinin duruna bakılır böyle. Yaşlı da az yaşar bu. Hastadır mesela, feşlidir, hafif geçer bu şekilde böyle. İslam'da yoktur yani böyle. Ağır hasta olsun, sakat olsun, götürüm olsun, ne olsa olsun böylece insan insandır. İnsan insandır. Bütün yetki birinin denedeki evlatlarında, birinin denedeki evlatlarında. Yoksa o kardeşi yok. Yoksa amcası, amca olur da olabilir şu anda böyle. Sırasıyla böyle. Ama üstü var ki altta karışamıyor. Kaç şey, şirk, sihir, dördüncü herhalde galiba. Ve ekli riba, faiz yeme. Faiz alma muhtemelen. Faiz bakın böyle. Allah'a şirk koşma, büyü yapma, adam öldürme, katil olma. Bu nasıl ne geliyor? Faizcilik muhtemelen. Faizi. Adı değişse olmaz mı? Değişti mi der? Adı olacak. Adı oldu kredi. Değişti adını değiştirebilir. Oldu mu? Olmaz.
Aslan aslan muhteremler değil mi? Kedi kedi, köpek köpek muhteremler. İnsan olmaz böyle muhteremler. Adı kredolu günümüzde. Yalnız yani kıyamet çok yakın muhteremler. Kıyamet yakın. İnsanlar buna bulaşacaklar krediye muhteremler böyle. Araba alıyor krediyle muhteremler. Faizle böyle. Ev alıyor efendim, adı kredi. İş yapacak adı kredi muhtemelen. Faiz muhtemelen. Faiz muhtemelen böyle. Faiz muhtemelen. Çok büyük haram muhtemelen böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler Uhud Harbi'nde Peygamber'e çok saldırdı bu tabi müşrikler de. Hedef Peygamber'e böyle. Amaçlar onu öldürmek bu şekilde. Peygamber'in mübarek dişi kırıldı muhtemelen böyle. Dişi kırıldı. Sonra zırhının, baştaki zırhının böyle iki halkası şeyine battı. Kan okuyor Peygamber muhtemelen bu şekilde böylece akıyor. Dedi ki, ya Resulallah sahabeler, şunlara bedua etsin kafirler, müşrikler, şunlara bedua etsin bunları, lanet Allah'ım bunları böyle. Allah'ım bu kavmi bilmiyorlar. O hidayet onları bundan. Bakın böyle. Peygamberimiz böyle Uhud Harbi'nde 70 şehit var muhtemelen böyle. Yani savaş kazanılmışken tersine döndü bir anda, okçuların yüzünden tersine döndü bir anda. Peygamberimizin böyle dişleri kırıldı, yanaklarına kanlar boşalma başladı. Peygamber tutuyordu böyle avucuna, akmasın kan böyle. Eğer peygamberin kanıyla damlarsa muhtemelen düşman tarafından, o kavim helak buluşattı muhtemelen. Peygamber bak, peygamber müşriklerin bile helakına kaçmış muhtemelen. Fakat peygamber burada lanet ediyor işte faiz muhtemelenler. Yani Riyan Resulullah, Resulullah lanet etti. Akel riba ve murkiliği. Alanı da veren de muhtemelen. Hatta katibine, şahidine, kefiline. Bak, katibine. Yani bankada çalışıp bu iş yapan kişi muhtemelen böyle, lanete giriyor muhtemelen böyle. Giriyor böyle. Yani kim daralı muhtemelen böyle, Peygamberimiz lanet bakıyor. Lanallah diyor Peygamber bak. Lanallah. Allah lanet etsin diyor muhtemelen Peygamberle. Yani o kadar korkunç bir şey muhtemelen böyle. Neden? Şimdi toplumsal hayatta herkesin topluma katkı yapması gerekiyor muhtemelen. Herkes getirdiğine göre böyle. Kimi tarımla uğraşacak, ekecek, kim meyve yetiştirecek, şunu bunu yapacak, değmenci unu öğütecek, fırıncı ekmek pişirecek, nakdici bunları taşıyacak, öbürünü satacak, şu olacak bu şekilde. Sanat, meslek buna birleşince toplum işi kolaylaşıyor muhtemelen. Hiç bile topluma katkı yapmadan parayla para kazanma bu haram kılındı. Haram kılındı. Bir de haram ötesinde peygamberden lanet etti muhtemelen. Lanet etti peygamberden. Bir peygamber lanet etti muhtemelen. Yani aldığı arabada hayır olur mu muhtemelen? Evde olur mu? Olmaz muhtemelen. Hem işte mecburum ben böyle. Yok muhtemelen böyle. Kulübe oturalım muhtemelen böyle. Oturan muhteremler, kaçırma gerek muhteremlerle. Riba selasetün ve sebûne bâben. Faiz 73 bölümde oluyor, günah açısından böyle, derece. 73. Ben o kadar ağır muhteremler. Eşteriva, en hafif günah, en hafif günah, misli en yekûne rejülü, en yek rejülü ümmehü. Bir ki annesine zina etmiş gibi oldu muhtemelen. Faizin, kredinin en hafif günahı bu. Yani bir insanın annesine zina etmiş anlamı kadar günah muhtemelen. Ve ekli mal yetimi, yetim malını yemek muhtemelen. Yetim malı muhtemelen. Yetim. Annesi ölmüş, babası ölmüş bu şekilde. Yetim kalmış. Tabii onun malı ne oluyor? İşte kimse artık onun vasileri o eline böyle. Yetim malına el koyma muhtemelen böyle. Yetim var böyle. Bir gün bir muhterem zat ölüm halinde ağır hasta gelmiş, arkadaşlar gelmişler. Onun başına bulunuyorlar böyle. Tabii her insanın arkadaşı
Kendi gibi olur muhtemelen. İyi insan arkadaşları da iyi ortam böyle. Oturmuşlar. Tabi kıyamete getiriyorlar. Savaşa getiriyorlar yanım böyle. Okuyor, yasla okuyor ki başlandırırken. Sonra bir anda ruhun teslimi Mevlamız'a. Kandil yanıyormuş tabi. O zaman yok elektrik, kandil yanıyormuş şekilde. Biri diyor ki, şimdiden biri, arkadaşlar kandil söndürelim. Neden? Bu kandildeki yağ, yanan yağ, bunun malıydı hayattayken böyle. Öldüğü anda, şimdi bütün malı var intikat, intikat, varis intikat böyle. Bunun diyor, var içerisinde, var arasında yedim şey küçük çocuk vardı muhtemelen bak muhtemelen. Hepsi büyük olsa kolay. Ufak çocuk vardı böyle, bunu söndüren muhtemelen bak muhtemelen böyle. Yani yetim malı çok şey muhtemelen böyle. Şimdi ayrılmak da gerekiyor karşı arasında muhtemelenler. Hatta İslam'a göre muhteremler öyle fazla beklemeye gerek yok. Günümüzde fazla bekleniyor böyle muhteremler. Yani biri hemen istedi mi hakkını ona karşı kızıyor derler muhteremler böyle. Şimdi İslam'a göre mesela bir erkek öldü. Hanımı da hamile. Hanımı hamile. Derler. Daha doğmadı ama hamile hanım biliyor böyle böyle. Ne yapılır? Erkek olma ihtimaline karşı, tabii günümüzde bu biliniyor öyle, bu ne yapılır? Bir erkek payı onda ayrılır muhtemelen baktı. Çünkü doğmadan muhtemelen böyle. Ölü doğarsa ne olur? O payı tekrar varisi taksimdir muhtemelen. Diri doğarsa, onun payı ayrılır muhtemelen böyle bak. Daha doğmadan ayrılır muhtemelen böyle. Bir anne, bir baba hayattayken evlatlarına istediği malı verebilir. Ama adil olması gerekiyor burada böyle. Mesela kızlarına aynı verebilir. Hayattayken mesela. Bir ana baba, hayattayken gelişme muhtemelen. Hayattayken mesela her birine 50 bin lira verdi böyle. Kızlarına ayrılmaz bu şekilde böyle. Ama öldüğü anda iş mirasa giriyor. O zaman kız yarım oluyor erken muhtemelen böyle. Onun değiştiği şey böyle. Cuma günü biliyorsunuz karnı alışacaklar muhteremler. Yolda camiden çıktım. Baktığım bir çocuk kardeşini birisine gösteriyor. Kim vardı babası mı? Kimse de bilmiyor bu şekilde. Çocuk koşarak geldi böyle. Babasına karneyi gösteriyor. Sevmiş çocuktu böyle. Geçmiş demek, iyi demek notu neyse. Aklıma bir olay geldi muhtemelen onu görünce böyle. Bunu yıllar önce, 30 sene önce belki de biri anlattı. Esnaf kendisi de. Arkadaşı, iş adamı arkadaşı beraber gidiyormuştu bir yere. Arkadaşı, araba arkadaşının, direksiyon arkadaşı gidiyormuşlar bir yolda. Giderlerken bir okul önüne gelince bakıyorlar ki karnını dağıtma zamanıymış böyle. Karnesine kapan çocuk, tabii geçenler sınıfı neyse yiyiniz oldum böyle, koşarak, gülerek koşuyorlar böylece. Bu arkadaşı, direksiyon arkadaşı böyle, on duruyor, arabayı çekirken duruyor da duruyor. Çünkü bakıyor, ağlama başlıyor muhtemelen. Direksiyon kapanıyor, bayağı sessiz ağlıyor böyle. Arkadaşlar bunu bir anlam veremiyor tabii buna. Ne olacak bu şekillerken böylece. Bayağı ağlıyor muhtemelen. Sanki kendine geliyor, gözyaşını falan siliyor. Kadın başlıyor, gidiyor bu şekilde. Oturuyorlar tabii bittikleri yerde. Bunu soruyor. Arkadaş böyle diyor, merak ettim diyor. Niye aldın size odan diyor. Karnı dağıttığı yerde böyle diyor. Ne oldu buna? Anlatıyor hayatına bakın trenine, hayatına. Yetimden aklıma geliyor bu. Kaza olmuş, trafik kazası olmuş. Bu anne babası ölmüşler. Böyle tek yollarıymış onların böyle. Bu hafif yerine kurtulmuş. Annesi, ikisi ölmüşler böyle. Yerine kurtulmuş. Buna tek amcası varmış, buna bakacak. Yok böyle. Amcası alıyor bunu. Tabii yetim kalmış, alıyor bunu amcası. Amcası alıyor ama yengesi istemiyor muhteremler. İstemiyor yengesi bunu. İstemiyor diyor, ben bakan varım, şuna bakan diyor böyle. Adam yalvarıyor, yakınırsa bir şahap ederken böylece. Tabii devamlı bunun üstünde evde de huzursuzluk oluyor. Arada bir kavruluyor bunun yüzünden.
bunu istemiyor. Bu da tabii okula gidiyormuş. Bu ağlayan kişi yani böyle. Kendisi hayata. Okula gidiyor böylece. Ama aç karnına gidiyor tabii böyle. Yengesi bunu kaldırmıyor. Kendi kalkıyor. Aç karnına gidiyor. Okula gidiyor. Tabii okulda herkes çıktı mı teneffüste koşuyor kantine muhteremler. Onu alıyor böylece. Bunda karnı aç, işi yanıyor ama para yok. Alamıyor. Bir gün bakıyor bir kız çocuğu kantinden bir simit alıyor. Zenginmiş kızdırıyor böyle. Yani sırf para harcamak için simit alıyor kızın biri böyle. Kapıda bir şey alıyor. Kalanını hemen karın duvarına bırakıyor simidi. Bu da bak, yatırana bakıyor. Kimse görmeyince gidip alıyor simidi muhtemelen. Onu yemeye başlıyor ama açıyor ona. Bir öğretmen bunu görüyor. Kendi öğretmen değil, başka öğretmen. Sınıf öğretmen değil böyle. Bir öğretmen bunu görüyor, yanına geliyor. Yavrum diyor, sen bu yapmadın mı kahvaltı? Yapmadım hocam. Neden yapmadım? E diyor, yengem kalkmıyor diyor. Anne yok mu? Babam yok. Bir yetim ben böyle diyor. Amcam diyor, para veriyor mu? Yengem bana vermiyor, harçlık vermiyor parayı böyle diyor. Onu aç görüyor bu şekilde böyle diyor. Gidiyor öğretmen o kantinciye. Her gün benim bir simit verdi muhtemelen böyle. Şimdi sıra geliyor karnının dağıtımı gününe muhteremler. Senin sonu böyle olmuş. Karnı alır böylece. Tabii karnı alan, geçti olan koşarak gidiyor böylece. Ben de aldım karnımı diyor. Ben aldım karnımı böyle diyor. Böyle baktım geçti. Ben de bir koştum diyor muhtemelen. Burası az muhtemelen böyle. Ben de koştum böyle. Dışarı gittim diyor. Ama durdum diyor. Nereye gidiyorum ben? Annem mezarda. Babam mezarda. Amcam zaten işinde. Ben istemiyorum yenge, ben yenge mi gideceğim ben? O anda diyor, yeni baştan getim oğlum bana böyle diyor. Çekilim kenara ağlam başlam orada evlen muhtemelen böyle. Beni gören halk diyor, geliyorlar, yavrum üzülme. Zannediyor ki, geçemedim sınıfımı. Yavrum üzülme, geçersin diyor bana diyor, sene işte bu şekilde. Orada ağladım diyor. İşte o andaki ağlama aklıma geldi muhtemelen böyle. Bunun için yetim çok kıymet dinimize muhtemelen böyle. Bir insan yetime bir iyilik ederse muhtemelen, şahı büyük olduğu gibi, o anda iyilik edemese, mesela yanında parası yok, bir şey veremeyecek kendisine, hiç olmazsa hani bir başını sıvasın muhtemelen böyle. Başını sıvasın, yavrum falan böyle, gözünü alıp sıvasa böylece, baştaki saçların sayısı kadar ona sıvasın muhtemelen böyle. O kadar yetim çok horlamak eğitimlere muhtemelen gerekiyor. Bakmak eğitimlere gerekiyor böylece. Peygamber bir gün şey yapıyor, iki parmağını muhtemelen. İki parmağını yapmıştı böyle. Kim yetime kibirli bakarsa, cennete beraber olur. Beraber olur. Cennete beraber olur. Yani bir insan yetime bakarsa, tabi İslami terbiye de verirse muhtemelen böyle. Verirse böyle. Onu İslam yetiştirirse, Peygamber bu muhtemelenler böyle izleyecek cennete. İki parmağı yani böyle. Yani de beraber onunla burada muhtemelen böyle. Yetimlere bakmak gerekiyor bunlar tabi böyle. Altıncısı mı şimdi ki? Ve tevelli yevme zahfi. Birden savaşta iki ordu karşıya geli zamanlar oradan orduya bozup kaçmak. Bu da büyük günah muhtemelen böyle. Neden? Çünkü ön saftakiler, öndekiler biri korku bir panik abi kaçtı mı ordunun morali bozulur. Ordu bozulur orada muhtemelen kaybı savaşta bir kaybı böyle. Demek ki iki ordu karşılaştığı zamanlar ve tebeli yeme zahri. Zahri iki ordu karşılaştığı böyle. Bir zamanlar böyle. Kim oradan kaçarsa, oradan kaçarsa tabii sen tabii kılıç savaşı yayın oluyor bu şekilde. Tabii günümüzde de mesela ki siperden kalkar da böyle birine ateş ediliyor, korktu. Kaçtım ne oldu böyle? Tabii askerlerin moralı bozulur. Orada paniğe kapılır. Savaş kaybedilir. Tabii vatan işgal edilir muhtemelen böyle. Demek ki savaşta bile kaçmak böyle bir günahlardan böylece. Bedir savaşı başlamadan önce Bedir savaşı İslam'ın ilk meydan muharebesi muhtemelen. İlk böyle. Bedir.
Onun için Bedir'deki bulunan sahabeler, hayat kısa, orada sağ kalanlar adları Bedir gazileri. Ye ölenler Bedir şehitleri. 14 şehit rekordu. 14 şehit rekordu. Şimdi iki yurdu tabi düşman 3 katı fazla sayısı olarak böyle. Sıra üstü, her şey üstünde var böyle. Altı develi. Bunlar çünkü heyen bunlar, piyade bunlar. Savaşçının başlayacak, iyi başlayacak. O katlı birisi, düşman bir alt katlı muhteremler. Önden böyle fure, arkadaki birine geldi muhteremler. Bak muhteremler. Arkadaki engelleri böylece. Baktaki sahabeler, demek ki ölüm oku, eceli gelini buluyor. Eceli gelini buluyor muhteremler. Öndekileri vuramadı o, ona fıradı, arkadakine bir muhteremler. Hatta su içmekteymiş bir arada böyle, ona geliyor muhteremler böyle. Yani bir insan savaşta girse, eceli gelirse ölüyor muhteremler. Halid bin Velid vardır, Halid bin Velid, Seyfullah, Halid bin Velid muhteremler böyle. Seyfullah, Allah'ın kılıcı. Bu Uhud Harbi'nde düşman tarafındaydı. Müşriktü Mekke'de muhtemelen böyle. Ve İslam'ın bozulması o sebep oldu. O atların başındaydı. Süvari birliğinin başındaydı böyle. Arkadan saldırdı. Okçuları imha etti oradan böyle. Bu Hendek Savaşı'nın da karşı taraftaydı. Ondan sonra Medine'ye gelip Müslüman oldu. 3 yılında geldim. İşte bir iman aşağı girişse böyle. Tevhid im nuru gönlüne. Müslüman oldu muhteremler. Peygamber buyurdu bana, ente Seyfullah, Allah'ın şehidi kılsın diyor muhteremler böyle böyle. Kendisine. Bu zat muhteremler bir savaşta baştaki takke düşüyor. Atın aşağı indi. Ya savaş en kritik anında. Atın aşağı indi, aldı o takkeyi, takkede kalın bir şey mi böyle, yasla bir şey böyle, başına giydi, savaş devam ediyor. Sonra sordular, ya Halit, sen ne yaptın böyle be? Yani ne olacak bir takkeden? Senin canın tehlikeli onda böyle. Niye sen takkeye gittin? Ah dedi, takkede bir şey var, ne var onda böyle? Peygamber'in bir sakalın kılı var onların muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler, Veda hacının dağıttı bunları bunlardan. Onu da hep dağıtmadı muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Veda hacında Mina'da tıraş oldu tabii. Tabii şeyden Arafat dönüşünde tıraşlı muhtemelen böyle. Saçlı Halid bin Velid'e verdi peygamberle. Saçlarını verdi böyle. Ay bunu dağıttı bunları böyle. O dağıttı muhtemelen. Yani diyor sakalı şerif, hep sakalı diyor bunlar. Peygamberin saçlı var ne bundan böyle. Ama peygamberin kılı muhtemelen bunlar böyle. O dağıttı. Önündekinden birini kendine aldı muhtemelen böyle, alnından böyle böyle, elinde peygamber kutsansından böyle. Onu kendine saklı bu şekilde, onu da takkesine dişini dikmiş muhtemelen böyle. Dikmiş. Bakın savaşta en kırdık bir anında, kırdık anında bir şey gözü görmedi muhtemelen böyle. Bir de savaşlarda bu zırh giyemezdi. Zırh giyemezdi böyle. Kol açık böyle, hep ön safta, genelde hep komutan olurdu. O idarede savaşları başına böyle. En önde bu savaşta kendisi böyle. Öldüm ölmedim muhtemelen böyle. Hayatı harap meydanına geçti. Devamlı fetihler, kralı oldu kendisi böyle. Fetihler, hakim oldu kendisi. Humus'ta aslan, Humus'ta muhtemelen. Humus var ya Suriye'de. Buna giderken, Türkiye'den giderken Halep ama Humus'a geliyor. Şam'dan önce böyle. Humus'ta bir camide olmuş, mezarı. Humus'ta caminin bahçesinin duvarının dibinde. Humus'ta, orada mezarı, Radyo Hazretleri'nin. Hastalandı Humus'ta. Hastalandı, ölüm yatağında. Artık öleceğini biliyor tabii. Bunu cihade geldiler. Bu ağladı. Dediler, ya Halit, yani sen de mi ağlıyorsun ölüm korkusundan? Yani sen de mi korkuyorsun, ölümü korkuyorsun? Bu kadar savaşa girdin. Yok yok, la vallahi, la vallahi. Ölümü korkmuyorum ben de böyle. Niye ağlıyorsun? O kadar savaşa girdim ve böyle şehit olamadım savaşta da yatağımda ölüyorum. Onu alıyorum muhtemelen böyle.
Yatağımda öleceğim. Oldu muhtemelen böyle. Ömrü savaşta geçti muhtemelen böyle. O kadar savaşlara girdi. Tabi yara daldı. Ama ezeyen ömrü insan muhtemelen böyle. Ve kasbi muhsinatı, minatil gafilati. Yedincisi de mümine bir kadına, yani kötü ilgisi olmayan, namuslu, iffetli bir kadına zina suçu iftira eden. Yani çok, bu da önemli muhtemelen böyle, iyice bilmeden hemen böyle kadına bunu iftira etmemek gerekiyor muhtemelen böyle. İyice bilmeden etmemek gerekiyor bunu. Hazreti Ayşe Validemize bu iftira yapıldı muhtemelen. Ayşe Validemize. Ayşe Sıddık'a rahatsızlar muhtemelen. Öbürün kızı. Peygamber'in zevcesi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sefere giderken gidişinde yakın çevredeyse, uzak değilse bir hanımı götürürdü böyle. Nasıl götürürdü? Kura elbetten böyle. Kura çekirdi böyle. Kime kura gelirse, onun ismi çıkarsa onu alırdı muhtemelen böyle. Devir tabi gidiyorlar. Peygamber'in hanımı bir hevdeş diyorlar eski Arapçalı böyle. Böyle kapalı bir şey böyle etrafı böyle. Üstü açık. Etrafı perdeli böylece. Perdeli bir şekilde içerisinde otururdu ve dev üzerinde. Yani Peygamber'in amacı onlar tabi evde kapalı kalmasınlar. Güneş boyansı yapsınlar. Timsah bağlasınlar. Bir sefer çıksınlar. Bir şey görsünler bu şekilde böyle. Benim Mustalik harbe giderken Peygamber giderken kura çekildi. Kura Ayşe Validemize geldi trenle. Sıdıkaya böyle. Ona da Peygamber aldı böyle. Dev üzerinde tabi savaş elhamda kısa zamanda kazanıldı. Dönüşte yolda bir mola verildi. Tabi mola veriliyor. Çünkü devamlı yürüyemiyor insanlar böyle. Bir mola verildi. Mola verilince Ayşe Validemizin de evdeci yani mahveli yere indirilirdi böyle. Ayşe Validemiz çok gençti ve çok zayıftı muhtemelen böyle böyle. Zayıftı, hafif yani çok kendisi böylece. İndirilirler bu şekilde. Tabi orada herkes ihtiyacına bakıyor. Şu derken böyle, kim namaz kılıyor, kimi uzanıyor. Ayşe Validemizin de tuvalet ihtiyacı gelmiş anda. O da ne yaptı? Çıktı oradan, tabi ordunun dışına. Uzaklaştı böyle. Tepe arkasına kadar gitti. İhtiyacını gördü orada böyle. Dönüşte tam orada yaklaştı. Baktı ki bir gerdanlı varmış böyle. O da emanet almış başkasından böyle. Tabii genç tabii. Hanım olduğu için böyle. O da istiyor böyle bir şey böyle. Gerdanlık boynunda kopmuş. Emanette. Bu sefer gitti onu aramaya. Uzakta ayrıldı böyle, gezdi medekeyen böyle, buldu onu böyle. Buldu. Geldi baktı ki, ordu ayrılmış orada muhteremler. Mala bitmiş. Bunu tabi hevdeci kaldırmış diye üzerine böyle. Kendisi hafif olduğu için, ilk iş tabi kaldırınca bunu anlamıyor iş olmadığını. Hafif olduğu için, iki kuvvetli kişi kaldırıp devrin üzerine bağlıyorlar. Orada gidiyor böyle. Akşam olmuş ama, karanlık basmış. Bahtı Ayşe Validemiz orada gitti. Ben de burada ayrılmayayım. Onlar da bunun farkını varınca buraya gelirler bunlar dedi böyle. O devesini çıkıp yere oturdu oraya. Oturdu oraya. Orada uykusu geldi muhtemelen böyle. Uykuya daldı. Uykuya daldı. Şimdi Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin usulü vardı muhtemelen böyle. Sefere giderken bir kişinin görevi öncülük yapardı. Önce böyle. Nereye gidecekler? Nereye mola verecek? Önce biri giderdi oraya. O önce giderdi böyle. Bir yer seçerdi böyle. Ordugahı böyle. Bir de dal falan yanında götürürdü. Hurma dallarına falan götürürdü böyle. Peygamber bir görevi yapardı. Peygamber istatçı yapardı böyle. Dönüşte de yine başka birisinin görevi orada gittikten sonra o arkadan gelirdi. Ete dolaşırdı. Acaba bir şey unutuldu mu, bir şey kaldı mı diye dolaştı böylece. Şimdi tabii o gün de
sıra Hazreti Safvan'daymış. Sahabeden muhtemelenler. O göre arkadan gelme böyle böyle. O arkadan geldi. Dolaşıyor ve o mola verilen yeri. Baktı bir karartı gördü. Bir gelip baktı. Haşanı tanıdı. Tabi daha önceden örtülü olmadığı için o zaman biliyor kendisini. O da örtü almam mı? Ağaçlarının da açmış gözünü ben. Orada tabii kimse olmadığı için. Uyurken seslendi kim o derken hemen örtü böyle. Benim Safvan deyince hemen Safvan deve çöktürü muhteremler. Yağıştan bindi de kendi geri çekildi. Yunus'un deve yüksek muhterem boyu. Yani deveye ekleyebilecek kendini pek bilemezler kolay kolay. Çok zordur diyebilmek. Her hanımlar bilemezler kendileri. Onlar mutlaka yardım edebilirsin böyle. Tabi başlarımız buna mahrem olduğu için ne yaptı? Bu kenara çekildi. Deveyi çöktürdü bu sefer Muhammed'e. Deveyi çöktürdü ve çabuk kalkmaz buradan. Deveyi çöktürdü. Ayşe Hanım'ın üzerine bindi. Sonra deveyi kaldırdı. Kendi bilmedi tabi deveye. Tuttu yollarını böyle. Hızlı düştü, gelmeye başladı. Başladı. Yetişti onlara ileride. Mola vermişler. Anlamışlar orada onları, olmadığını aşağımızı anlamışlar. Tıraşlardaki orada da, Baltadaki Safvan Gölü'yü deve üzerinde, Ayşe Valim üzerinde, bu şeyde böyle. Münafık'ın reisi vardı, Abla Übey diye muhteremler. Bakın muhteremler, ne yaptı şimdi bunu böyle? Dedi ki, Ayşe dedi, kaç sen geri kaldın mahsusun burada böyle. Anlaşıldı Safvan'la. O da bunlar görüştüler. Aklına geliyor bunlar muhtemelen. Bir peygamber zevresine Ayşe Sıddık'a muhtemelen böyle. Yani nur, işte nur muhtemelen böyle. Ne yazık ki buna bazı sahabeler kandılar bunun sözüne şunu muhtemelen böyle. Yani aşağıdan sanki kaç sene orada geri kaldı. Biliyor Safvan geriden geleceğini. Orada beraber görüştüler bunlarla beraber. Böyle yaydı. Yani zina etti bunlara. Tabi aşağılığımız evine geldi. Girdi. Sefer yolculuğu olacak herhalde böyle. Hastalandı böyle. Ateş gibi yanmaya başladı falan. Ama haberi yok bu durumdan kendisinin. Peygamber ise bunu arada bir geliyor yanına. Diyor ki aşağılığımız ben de hastalığım zamanlar Resulullah çok ilgilendi benimle böyle. Yani ilgilendi, yardım etti bana bu şekilde. Ama diyor bu hastalığımda bayağı da ağır hastam ağır olduğu halde Resulullah diyor bana da soğuk darına böyle diyor böyle. Bakın peygamber dostum gaybi mi muhtemelen böyle. Tabi peygamberin gönlü bunu olmadığına inanıyor ama kesin bir şey olmayınca vahiy ve akla gelmeyince karar veriyormuş. Peygamber'e tabi biraz soğuk davranıyor bu şekilde. Bunu anlam veremiyor. Bir gece dışa geçecek aşağılığımız ihtiyacı için. O dönemde yok yerde tuvalet muhtemelen böyle. Geri çıkardı böyle dışarıya böyle. Çıkardı böyle. Yanında bir kadın vardı. Ümmü Mıstah denen. Yani Mıstah annesi. Beraber gittiler. Ağaçlarımız bayağı bitkin bir halde. O kadın koluna girdi. Gittiler, işini gördüler. Gelirken ayağa takıyor Türkiye'de o kadının böyle. Karanlıkta gece tabii bir şeye takıyor böyle. O da Mıstah oğlu ama. Adı Mıstah. Ona hakaret eden bir söz dedi böyle. Kötülüğü onun böyle. Yaşlı alemimiz demiyor dedi böyle. Mıstah dedi ehli Bedir'den. Bedir'de bulundu o dedi böylece. Ama biliyorsun ne yaptığını. O da bu işe karışmış demedi iftira eden böyle. Yani o da ona uymuş. Bir de Hasan vardı böyle, şair pek aşağıdan böyle, bu şekilde böylece. O zaman aşağılığımız onu da öğrendi. Demek ki hakkında, böyle iftira olmuş hakkında, onun için peygambere karşı soğuk davranıyor, bunu anladı. Zaten bayağı ağır hasta, harçlı bir şekildeyken, hastalığım diyor, katlandı yaşamken ben aldım böyle. Hastalığım katlandı, bitkin bir hale geldim, artık ağlamaya başladım. Hiç uyuyamadım, bütün gün hep ağladım böyle. Yeme içmeye kesildim, bir şey yemiyorum böyle diyor. Yine Peygamber'e biriniz dolaşmaya geldi.
Dedim ki de ya Resul, izin verirsen ben annem yanına gideyim, babam yanına gideyim. O çok rahatsızdım. Yani kendim bakamıyorum burada, oraya gideyim. İzin verdi, oraya gittim böyle diyor. Anne babam diyor, tamam ilgilenir benimle diyor. Onu ilgilenir benimle beraber diyor. Ama diyor, hiç uyuyamıyorum diyor. Bütün aldırım bu şekilde böyle. Yine peygamber geldi diyor böyle, ziyarete geldi diyor. Dedi ki peygamber bana diyor, ya Ayşe, eğer böyle bir şey olmuşsa Allah'a tövbe et. Allah seni affeder. Dedim ki diyor, ya Resulallah, eğer ben desem inanmazsın. Madem ki senin de böyle bir kalbi şey var bu şekilde, bana düşen diyor, fesabrın cemil. Bana sabrı cemil düştü bana bu şekilde diyor. Allah beni aldı, biliyor yaptım diyor böyle. O anda Peygamber'e vahiy geldi muhtemelen. Vahiy geldi Peygamber'e, vahiy böyle. Melek geldi. Peygamber'e vahiy geldiği zamanlar, vahiy şu anlama geliyor, Cebrail Aleyhisselam verirdi. Peygamber'e ayet-i kerime getirir böyle, tek tek böyle. Yalnız Cebrail gibi kutsal melek ayet okurken böyle, Peygamber'e etkilerdi muhtemelen. Yani Peygamber'e kışın bile alnına ter girirdi muhtemelen. Peygamber'e sarırdı. O hale gidip bir Hazreti böyle vahiy kaldıramazdı. Baklar ki Peygamber'e vahiy geldi o anda böyle. Ve Mevlam Nur Suresi'nden bu geçiyor muhtemelenler. 13 ayet-i kerime geliyor. 13 ayet-i kerime geliyor bu konu bu şekilde böylece. Ayşe halimizin böyle temiz, iffetli olduğu, iftira edildiği buna dair ayet-i kerime geldi. Dedi ki babası, annesi ya Ayşe, kalk Resulullah'a şey yap böyle bir, yani bir sarıl ona böyle bak, şükret ona böyle bu şekilde. Vallahi ve billahi ben bir Allah şükrederim dedi. Bak, böyle, al böyle böyle. Neden muhtemelenler? O anda öyle bir haralık açtı vale muhtemelenler. İşte orayınca hastalığa beraber işi böyle yandı muhtemelenler. Gariplik böyle. Ağlama böylece. Ve şöyle buyuruyor. Ben diye biliyorum ki diyor Rabbim diyor bunu peygamberde bildirir. Ama benim tahammüdü rüyada bildirir tahammüdüm böyle böyle diye. Hakkım ve ayet-i kerime tahammü etmemen diyor. Yani konu ayet isim geçecektim böyle. Bilmedim tahammü etmemen bu şekilde böyle buyuruyor. Ve ayet-i kerime girmeyeyim uzun ayet-i kerime batırıyor bu şekilde. Sonra Rabbim ayet-i kerime'de buyurdu muhteremler. İftira edenlere 80 değnek vurulmasını emin peki anlamıyorlar. 80 değnek muhteremler böyle. 3 erkek, bir de kadın vardı muhteremler. O da İsrail'e kararmıştı bu şekilde. Onlara 80 değnek vuruldu muhteremler böyle. Bir abla bir Übey. Münafıkların başıydı böylece. Medine-i Merve'ye tabi Hazreç kabilinin de ileri gelene kendisi. Yani bir saygın kişiydi böyle şekilde. Tabi onu geri yatırıldı böyle 80 tane denek vurması kendisine böyle. Onun hayatı karardı ondan sonra muhtemelen böyle. Yani aklı bir hoş oldu kendisine böyle. Öyle oldu böylece. Hadi Hasan ikincisi, onda gözleri kör oldu muhtemelen böyle. Hazreti Mısra da eli çolak oldu muhtemelen böyle. Dünyada bunlar muhtemelen böyle. Yani ikisi af oldu sonra da bunlara böyle. Af oldu. Öbürü münafık oldu. Af oldu bunlara bu şekilde. İşte Mevla ayet-i kerime buyurdu muhtemelen uzun ayet-i kerime de böyle لَا تَبُوا شَرَنْ لَكُمْ وَهُوَ خَرُنْ لَكُمْ. Siz bunu şer zannetmeyin. Peygamberimiz ve Ebubekir'e ve kızı Ayşe Validemiz'e Mevla buyurdu. Siz bu iftirayı şer zannetmeyiniz. Bu sizin hayır mısın böyle böyle? Ne de hayır böyle? Manevi açıdan daha olgunlaşma muhtemelen böyle. Yani böyle bir iftiraya orama, haksız kere böyle. Kişi yok yok bu şekilde orama böylece. Tabi buna üzülme, ağlama günlerce böyle. Hatta bir ay devam ettim böyle. Bir ay. Bir ay devam ettim. Ayşem bitti mi bu şekilde böylece. Mevlam taahhüt kerime gönderdi bu şekilde. Şimdi bir kadına muhteremler biri iftira etse
İşte bu kadın şöyle fahişe derten şey yaparsa, eğer 4 şahit getiremezse, yani kadının huşaptan dair böyle, açça bunu görebilecek şekilde getiremezse, o mühtür oluyor, ona 80 denek vurur işe yaratır. Yani bir kişi kendini görse bile, bunu söylemiyor muhtemelen. Söylemiyor ya. Yalnız ne var ki böyle, eğer gerçekten bir kadın kötü kadınsa böyle, etrafına zararlıysa, onun zararından koruması için bundan kaçının. Ben bundan kuşkuluyum böyle duydum der. Söylemesi gerekiyor muhtemelen böyle. Sakınması gerekiyor kendisine bundan bu şekilde. İşte bu hadis-i şerifte muhtemelenler yedi bir günah. Allah şirk koşma Celle Celaluhu böyle. Allah bir Celal geliyor. Ona bir varlığı ortak koşma Allah'a. Haşa muhtemelen. Yani akıl almadı mı ben bir? Vallahi almadı mı ya? Ya Allah Rabbül Alemin muhtemelen ya. Yeri göğü yaratan muhtemelen. Güneş yaratan muhtemelen ya. Güneşe bakayım muhtemelen böyle. Güneş yerine oturan yörüngesine, güneşi döndüren, gezdiren muhtemelen böyle. Dünyanı çekmeyince bağlayan muhtemelen böyle. İnsan yoktan var eden yaratan, yani şu organla yaratan muhtemelen böyle. Hayat veren, rızkımızı yaratan muhtemelen böyle. Yani denizi yaratan, suları buharlaştıran, çevrimi yaratan muhtemelen böyle. Yerin göğü Rabbim Alemin böyle. Yani haşa yani akıl mantı dışı sapılık böyle sapmasında böyle. Yani kalksa bir insanın peşinden takıl böyle. Yani din karşıtı, Allah karşısında bir kişinin peşinden takıl da onun görgü derecesinden saptı, onu sapmıştır. Allah korusun muhtemelen böyle. Allah yoluna ayrılmak muhtemelen böyle. Sonra sihir büyü muhteremler, sihir büyü. Bundan kaçınmak gerekiyor. Yani bazıları korkuyorlar bir Musa evinde bulunca muhtemelen. Titriyorlar böyle. Ne o evde Musa bulundum ben. Çoğuna baktım muhtemelen. Hep böyle fotokop muhtemelen. Yani onu veren de onun ne okumadığı bir şey biliyor muhtemelen böyle. Bir kitap almış böyle bir araç kitap almış şey böyle. Gidip fotokop diye götürüyor onlara. 50'de 100 sonra basıyor muhtemelen böyle. Onu tabii veriyor bunlara böyle. Yani bundan korkmama gerekiyor muhtemelen böylece. Yalnız Peygamberimize büyü yapılınca Peygamber ne yaptı muhtemelen olsa Peygamber'e? Ne yaptı muhtemelenler? Peygamber de Peygamber olsun da bilmiyor ne oldu nasıl bilmiyorum. Bak Peygamber bile. Kayıp Allah bile böyle böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki ya Resulallah sana Lübeyd'in iki kız sana büyü yaptılar. Ne yaptı bunlar? İp ve düğüm yapmışlar. 11 düğüm. Bir şey okuyorlar. Tılsım yapılıyor bunlar bu şekilde böyle böyle. Tabi bilmeyen kelimeler şunlar bunlar böylece. Onun bir belli bir saatleri vardır. Gecenin şunlar bu saatlerinde kalkacak. Diyeceğim yarısı sana diye libe iki kızı sana büyü yaptılar. Pamuk ipliğine 11 düğüm yaptılar böyle. Onu da kuyu attılar. Eris kuyusu vardı bir genel. Eris kuyusu hala bak genel. Eris kuyusu. Kuyu pek kadar fazla derin değil. O kuyunun dibine taşın altına koydular bunları. Taşın altına koydular bu şekilde. Gönderi o hesabından ipi alsınlar. O zaman da Nas Felak Suresi geldi bu sene böyle. 11 ayet-i kerime onlar. Felak 15, 5 ayet-i kerime, Nas 6. 11 ayet-i kerime onlar böyle. Bunu her bunu okuyuşunda bir düğümünü çöz. Böyle. Yalnız iki kişi gönderdi. Hastalığı Hazreti Zübeyir bin Avam. Gidin Eris Kursu'na gidiniz. İnin bir kişi kuyruğu işe böyle. Altta bir taş varmış. Altta bir pamuk var böyle. Düğümlü böyle. Alın getirin bunu böyle. Gittiler elini tabi böyle. Aldı getirin bunu. 11 düğüm atmış böyle böyle. Yalnız dedi ezberi çekti. Ferhat abi bir, ikisini bir sayı okudu. Bir gün çözdü muhtemelen böyle. Çözdü. Hemen geçti muhtemelen. Şimdi işte büyüden sakınmak için bu iki sure muhtemelen böyle. Biriniz her aşamını okursa, her sure okursa, o kişiye büyü tutmaz muhtemelen böyle böyle. Yani büyü yapan birisi, birisi olsa bile, yeryüzünde, olsa bile muhtemelen böyle, kim yaparsa yapsın böyle, kim bunu okursa, sabah akşam muhtemelen böyle. Aşk yatmadan önce yatağa oturur, bunu okur. Ayet-i Kürsü okurum derim, Elham okurum mesela, bir hafta okunma akşam, İhlas Sebebi okur böyle. Üflü ağacını bir sure muhtemelen böyle. O kişiye sabaha kadar tutmaz muhtemelen böyle.
Cimrana yakışamaz kendisine muhteremden. Sabah okulu akşama kadar koruma altına muhterem şey böylece. Yani korkmama gerekiyor muhterem şey bunlardan böylece. Tabii günümüzde böyle çok sapıklar var böyle. İşte üç karşılar var böyle muhterem. Cinci minci şunlar bunlar bu şeye böyle böyle. Hep yalan yalnız sahtekar bunlar muhterem böyle. Sahtekar bunlar böyle böyle. Hatta bir komşu anlattı muhteremler. Burada yok başı var. Aşkın bir yok başı. Burada emekli işin oldu kendisi muhterem. O anlattı muhterem böyle. Ezin Tepe'de biri var muhterem böyle. Bayağı meşhurmuş orada böyle muhteremler. Böyle. Artık gelen giden kendisi de cinci deden bu şekilde böylece. Biri gidiyor buna böyle. İşte evde huzur yok. İşte bereket yok. Bir sıkıntı var evimizde. İşte kavibimizden geçinemiyoruz. Şu bu deken bu şekilde. Yalan hazır tabii muhtemelen böyle. Yalan hazır. E işte büyü yapılmış sana. Evinizde bir mıska var. Peki gel mıskayı bul bakalım. E şimdi benim çok şeyim var burada. Müşterim çok. Gelememiş bir dakika bu şekilde. Bu sefer bu kişi evi değişime karar veriyor muhtemelen böyle. Evin değişime karar veriyor. Eşeğimi taşıyor. İki tane yeğeni varmış. Bunlar diyor ki ben de hocayı buraya getireceğim şimdi buraya diye getireceğim onu böyle diyorum. Siz de sanki diye bir usta gibi diye böyle. Ama ona gözeyin böyle böyle. Bakın ne var bakalım böyle diye böyle. Tabi arıyor bulamıyor tabi. İyi tamam boşanıyor. Bulamıyor bu şekilde böylece. Bu geliyor şimdi o bakıcıya geliyor, o sopaya geliyor. Diyor ki ben de evi boşalttım. Her tane bak aradım, mısır bulamadım diye. Gel diyor mısır bakalım böyle. Yok derken çekiyor tabanca bu tabanca. Vallahi seni vururum böyle. Karın çıkıyor böyle. Vallahi seni vururum. Kalk bakalım böyle böyle diyor. Korkun muhtemelen. Aldı arabasına getiriyor ne böyle. Kendisi sen ilgiler mi sakıyorlar? Sen ara bakalım böyle böyle. Şimdi o da bunu yeğenlerine bilmeyen oldu da yani sanki ustalar mustalar böyle temizle sağa sağa bakıyor. İşçi bir insanlara böyle şekilde. Yani bu gömülen de lastik mi kurulmuş? Lastik mi kurulmuş böyle. Burası mısır koymuş giderken böyle. Tabii böyle. İşte giderken şahabim yavaş yavaş almış böyle. Böyle asıyor aslında böyle. Mıska yavaş yavaş bir tahtan sıkıştırıyor. Tam buldum buldum da unuttum böyle böyle. Yapışıyor ki yeğenim buna bu şey muhtemelen. Bir diyorum kendisi burada böyle. Şikayete gidiyor hatta karakola kendisi muhtemelen böylece. Yani sırf sahtekarlık muhtemelen bunda böyle. Lillahi Teala Fatiha.